Ama onun öncesinde bir Norsiyem'e gidelim. Norsiyem'de Barışcan Yücel olacak karşımızda. Barış merhaba. Merhaba Güzem, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Biz FED beklentilerini ve fiyatlamasını konuşurken tabii bir yandan bayram dönüşü dolar Türk lirasının biz tatildeyken 2.99'un üzerine yükselmesi ve bu ne kadar kalıcı olacak sorusunun cevabını arıyoruz. Şimdi haftaya açıklanacak karar öncesi kurdaki oynaklık şu an düşük ama siz oynaklığın yükselmesini bekler misiniz ya da yeniden TL tarafına satış gelir mi? Bununla ilgili görüşlerini rica edeceğim. Bir de hazır kurlardan bahsetmişken sadece dolar TL değil euro dolar tarafındaki pozisyonlanmayla da ilgili görüş yurt içi piyasaların kapalı olmasından dolayı zaten işlem hacminde bir zayıflama vardı. Dolar lehine fiyatlanan küresel piyasalarda dolar TL'nin de bayram boyunca yukarı yönlü denemelerinin yaşattığını şahit olduk. Teknik açıdan çok önemli 2.95, 2.94, 40 ve 2.93-30 seviyeleri kademeli olarak piyasayı aşağı yönlü olarak tutmaya devam ediyor. Olası tepki satımları gelebilir çünkü hem Amerika seçimleri yaklaşıyor hem Eylül ayındaki FED-FOMC tutanakları onun dışında güney sınırımızda gerçekleştirilen jeopolitik riskler ve siyasi gelişmeler fiyatlanmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde oynaklığın bir miktar daha artacağından bahsedebiliriz. Yukarı yönlü yalnız 2.99-3.01 bandının kısa vadeli ve orta vadeli olarak piyasa yukarı yönlü tutacağını, 2.95-2.98 bandı arasında dengeli ve çift yönlü fiyatlamalarına devam edebileceğinden bahsedebiliriz dolar TL için. Euro dolar tarafında ise bugün enflasyon verileri açıklanacak 3.5'da Amerika'dan. Eğer beklentilere yakın enflasyon verileri açıklanırsa oy hakkı olan ya da olmayan bütün Fed başkanlarının artık görüşlerini değiştirdiğini ve kademeli olarak faiz arttırımına sinyallerinin verildiğini görmeye başlıyoruz. Dolar endeksinde 95.85 ve 96.40 seviyelerine doğru yükseliş gösterebilir. Bu Eylül ayında hem Amerika'daki yaşanacak başkanlık seçimlerinden hem de genel konjonktür olarak daha hazır olmamasından dolayı bir faiz arttırma adımı beklemiyoruz ama aralığa doğru sözlü yönlendirmelerle dolar lehine fiyatlamaların bir miktar daha artabileceğinden bahsedebiliriz. Kısa vadeli olarak euro dolar paritesinde 1.11.65 ve 1.11.80 seviyeleri hem teknik hem de psikolojik açıdan çok önemli destek seviyeleri. Bu seviyelere doğru bir tepki satımları devam edebilir. Fakat bu seviyelerin kısa vadeli olarak piyasayı aşağı yönlü tutacağını önümüzdeki gelişmelere yönelik olarak paritenin dolar lehine biraz daha fiyatlamalarına devam edeceğinden bahsedebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz görüşleriniz için. Hem euro dolar hem de dolar TL ile ilgili Norsiyem analisti Barış Can Yücel'in görüşlerini aldık. Şimdi